Tekno Safari'den selamlar. Bugünkü konuğumuz Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S21 Ultra olacak. Gelin isterseniz özelliklerine detaylı bir şekilde bakalım. Samsung S21 serisini Ocak ayının başlarında böyle tanıttı. Normalde tanıtımlarını daha böyle Şubat ayında falan yapıyor. Apple'ın tersine şirket bir ay daha böyle bir erkene çekti. Ee, önemli tasarımsal değişiklikler var tıpkı iPhone 12'de olduğu gibi. Bunun yanı sıra geçen seneki modele nazaran bazı iyileştirmeler ve e, özellikle kamera noktasındaki performansıyla büyük dikkat çeken bir telefon oldu. Yine böyle bazı ufak minik ayrıntılar da benim çok dikkatimi çekmişti. Mesela S Pen desteği Bunlara böyle yavaş yavaş ileride değineceğim. Ben genel olarak önce bir telefonun tasarımından bahsetmek istiyorum. Oldukça büyük bir telefon olduğunu zaten elinize aldığınız an hissediyorsunuz. Hatta böyle almanıza bile gerek yok. Oradan da görülüyordur herhalde ne kadar büyük olduğu. Biraz rahatsız ediyor açıkçası beni bu ağırlığı. 229 gram ağırlığında çünkü yani elinizde gerçekten böyle ağır bir telefon olduğunu hissediyorsunuz. Ama tabii ki her güzelliğin bazı sonuçları olduğunda kabul edip bu ağırlığı da benimsemek gerekiyor. Şöyle arka tarafına geldiğimizde kamera modülünün çok daha farklılaştığını ve bir tık aslında daha böyle kalınlaştığını görüyoruz. Çok daha farklı bir kamera modülü kullanarak, arka tarafta bir tasarım kullanarak burayı böyle kamera modülünü ayrı tutmuş Samsung. Şöyle baktığınızda benim gözüme ilk başta böyle bu ne ya burası böyle bir garip duruyor falan demiştim. Kullanmaya başladıktan sonra bayağı sevdim. Hemen sağ tarafa geldiğimizde cihazın ses açma ve kapatma tuşları olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bir de güç butonu var. Alt tarafa geldiğimizde ise hemen burada bir hoparlörü olduğunu görüyoruz. Şurada da bir tane Type-C girişi var. Aynı zamanda bir çift sim kart kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir microSD kart girişi yok. Yani hangi modeli alırsanız alın siz S21 serisinde hafıza yükseltme işlemini gerçekleştiremiyorsunuz. Bu arada şöyle hemen ufak bir hatırlatma yapalım. 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Bizdeki 128 GB'lık modeli telefonun özelliklerini işte böyle video konusuydu, fotoğraftı falan düşündüğünüzde 128 yeter mi yetmez mi biraz açıkçası kafa karıştırabilir. Özellikle amiral gemisi bir telefonda. Samsung şöyle bir şey söylüyor hatta. 128 GB alan kullanıcılar bile yapılan bir araştırmaya dayanarak söylüyor tabii ki bunu. Kullanıcıların %60'ı, %70'i zaten 100 GB'a bile erişemiyor diyor. Günümüzde de bulut depolama seçeneklerinin çokluğu ve tercih ettiğimizi göz önüne aldığımızda Tabii ki 128 GB de yeterli olur. Ancak bu telefon bir amiral gemisi olduğu için de böyle e, yüksek depolamalar duymaya alışık olduğumuz için yani böyle hani benim için bir 256 GB'a falan giderdi muhtemelen. Bunun yanı sıra stereo hoparlörü var. Çok yüksek bir ses veriyor. İnanılmaz yüksek ses. Ses çok iyi bu arada. Bir tek böyle sadece arada çok yüksek açtığımızda böyle tizler böyle bir can sıkıyor mu ya falan diye düşündüm. Ama oyun oynarken falan yani çok iyi sesleri. Hiç, hiçbir şey diyemiyorum sesi. inanılmaz. Hemen sonra böyle sağ tarafına geldiğimizde sağ tarafında herhangi bir şey yok. Yukarıda da böyle hemen mikrofonlarını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra telefonun arkası cam, kenarları metal. Burada da işte beşli bir kamera kurulumu var. Çok büyük bir kamera kurulumu. Üstüne üstü birazcık böyle hatta çıkıntılı da. Yani bu her Android cihazın neredeyse problemi. Yani şu... Bunu yapmadığımız bir telefon yok artık günümüzde. Tasarım açısından değinmem gereken bir diğer nokta ise şirket bu telefonda Gorilla Glass Victus koruması kullanıyor. Bu şu ana kadar Gorilla Glass'ın çıkardığı en iyi, en yeni koruma teknolojisi. Hem önü hem arkası bu şekilde korunabiliyor. Bu arada cihazın hem IP68 hem de IP58 e, koruma sertifikası var yani hem suya hem de toza dayanıklı anlamına geliyor. Galaxy S21 serisinin pek çok önemli noktası bulunuyor. Bunlardan ilki Samsung'un Türkiye'de e, piyasaya sunduğu ilk 5G telefon olması olarak anılıyor. Bunun yanı sıra iPhonelardan alışık olduğumuz üzere kutudan adaptör çıkarma eylemine Samsung da katıldı bu sene. E, her ne kadar böyle Xiaomi gibi e, Samsung da Apple'la dalga geçse de gördüğümüz gibi kutudan bir adaptör çıkmıyor. Sadece Type-C'den Type-C'ye bir şarj kablomuz çıkıyor. Şöyle bir şarj kablosu var siyah. S21 Ultra'nın ekranına geldiğimizde ise Samsung'un gerçekten mükemmel ekran teknolojisini bir kez daha görüyoruz. Samsung Display tarafından üretilmiş Dynamic AMOLED 2x1 ekran kullanıyor. S21 Ultra ne denilebilir ki? Yani günümüzde Apple'ın ürünlerinin yani iPhone ekranlarının da Samsung'un ürettiğini göz önüne aldığımızda renklerin çok canlı, inanılmaz böyle kontrastlı, inanılmaz böyle siyahları siyah gördüğünüz, hiçbir problem yaşamadığınız bir ekran aslına bakarsanız seyir zevki, işte ne bileyim oyun zevki, sosyal medyada dolaşma zevki vesaire yapacağınız, okuyacağınız her işlemde gerçekten çok memnun kalacağınızı dile getirebilirim. 6.8 inçlik Dynamic AMOLED panel kullanıcılara ise 1400'e 3200 piksel çözünürlük sunuyor. E, QHD kalitede bir çözünürlük sunuyor. Oldukça iyi ve gerçekten denecek hiçbir şey yok. E, parlaklığı bu arada 1500 nite kadar çıkıyor. Bu nit ne, neden önemli diyecek olursanız böyle ışıklı alanlarda, güneşin çok yoğun olduğu alanlarda özellikle böyle plajda falan çok sık yaşardık eskiden bu sıkıntıyı. Asla böyle ekranı okuyamazdık falan. Samsung S21 Ultra'da hiç böyle sıkıntılar yaşamayacağınızı temin edebilirim. 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı var. Ancak burada şöyle bir geliştirme görüyoruz. Bu 120 Hz'lik ekran tazeleme oranı elbette ki pek çok insan için, pek çok kullanıcı için batarya problemi demek. Şirket burada adaptif bir yenileme teknolojisi kullanıyor ve bu bağlamda işte mesela diyelim ki yazı okuyorsunuz tazeleme oranı 10'a kadar düşüyor. Ama diyelim ki bir oyun oynuyorsunuz. Otomatik olarak Yine böyle ekran tazeleme oranı 120 Hz'lere kadar çıkıyor. İsterseniz sürekli 60 Hz ya da 120 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben genelde otomatik modda kullandım. Yani oyun oynarken de işte ne bileyim sosyal medyada gezinirken de ekran tazeleme oranını aslına bakarsanız ayarladı. Bu da dediğim gibi özellikle pil konusunda oldukça yardımcı oluyor. Sosyal medyada gezinirken ya da işte böyle bir şeyler okurken, telefonda bir şeyler yaparken o kadar fazla ekran tazeleme oranına ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu noktada benim dikkatimi çeken bir detay oldu. Bu arada cihazın ekranında elbette ki HDR10 Plus sertifikası da bulunuyor. İzleyeceğiniz bir içeriğin HD olarak karşınıza sunulmasına ve çok daha canlı, çok daha ilgi çekici bir içerik izlemenize olanak sunuyor. Yani gördüğünüz her şey çok güzel gözüküyor ve bu kadar böyle büyük olması da yani inanılmaz oyun oynadım. Çok güzel PUBG'de yine kendimi geliştirmeye devam ediyorum. S21 Ultra'nın şöyle de önemli bir özelliği var. Samsung tarihinde ilk kez bir S serisi telefona S Pen desteği getirdi. Şöyle ki e, bu arada diğer yani mesela Galaxy S21'de yok bu özellik. Sadece S21 Ultra için geçerli S Pen kullanabiliyorsunuz. Tabii ki S Pen'i ayrı olarak satın alabiliyorsunuz. Ancak Samsung şöyle de bir şey söyledi bu duyurusunun ardından yani artık S21 Ultra'da S Pen'in netleşmesinin ardından şirket açıklama yaptı ve dedi ki farklı cihaz kategorilerine de S Pen desteği getirmek için çalışıyoruz dedi. Muhtemelen bu bağlamda çok farklı cihazlarda da çok farklı telefonlarda da S Pen desteğini yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Ancak şöyle bir problem var. S Pen'i aldınız diyelim. Mecburen bir kılıf da almak zorundasınız. Çünkü S Pen'i tutturabileceğiniz ya da koyabileceğiniz telefonun kenarında sağında solunda herhangi bir giriş çıkış manyetik alan mıknatıs falan hiçbir şey bulunmuyor. O yüzden muhtemelen kılıfla kullanırsınız. Kılıfında böyle bir kalemi için bir yeri var çünkü haberiniz olmuş olsun. Performans noktasına geldiğimizde ise S21 Ultra aslına bakarsanız Samsung'un neredeyse her amiral gemisinde gördüğümüz gibi iki farklı işlemci seçeneğiyle geliyor. Şirket ABD ve Çin pazarında Snapdragon 888 işlemcisini kullanırken Geri kalan Türkiye ve Avrupa pazarında diğer bölgelerde kendi işlemcisi Exynos 2100 işlemcisini kullanıyor. Samsung diyor ki o Exynos ile işte Snapdragon arasındaki farkı kapattık. Hatta geçen sene çıkarmış olduğu Exynos 990'a göre 2100'den bahsediyorum. %10 daha hızlı, %20 de daha verimli olduğunu söylüyor. Bu farkı açıkçası ben özellikle oyunda falan ve bataryada fark ettim. Yani oyundaki performans, batarya performansı Beni memnun etti. Exynos 2100 kullanıyor dediğim gibi. Şirketin 5 nanometre teknolojisiyle üretmiş olduğu bir işlemci bu. Güçlü bir işlemci elbette ki. Bunun yanı sıra cihaz 12 GB RAM kapasitesiyle geliyor. S21'in bağlantı teknolojilerine geldiğimizde ise şirketin gerçekten çok böyle e, gönlünün açık olduğunu görüyoruz. Bluetooth 5.2 ile Wi-Fi 6E'yi kullanan ilk telefon olmasıyla anılıyor. Oldukça hızlı bağlantı... Noktaları var yani gerçekten son teknolojileri kullanıyor. Tabii ki 5G desteği de var. Bunun yanı sıra çift sim kartta kullanabiliyorsunuz. E'sinde kullanabiliyorsunuz 5G desteği olduğu için. Batarya noktasına geldiğimizde ise cihazın 5000 mAh'lik bir batarya kapasitesi olduğunu görüyoruz. Mesela şirket S20 serisinde 45 Watt'lık bir hızlı hızlı şarj desteği sunuyordu. Biz S21 serisinde 25 Watt'lık bir hızlı şarj desteği görüyoruz. Şimdi nasıldı bataryası, pili ne kadar gidiyor Kübra yani hani rahat edebilir miyiz biz bu telefonu aldığımızda diyecek olursanız ben bir günü rahatlıkla açtım. Ama böyle oyun oynadığım ve işte ne bileyim yoğun şekilde kullandığım dönemlerde biraz bir günü doldurduğunu yine söyleyebilirim. Öbür türlü bir buçuk günü falan bulmuştu mesela. Ama şeydeki performans beni bayağı etkiledi Mustafa. Sence 30 dakikalık PUBG'de yüzde kaç harcaymıştır? Aşırı yüksek grafik ayarları ve Full HD. %9. 9. Sesinin yüksek olması falan mesela o PUBG'de böyle her ateş ettiğimde sanki böyle zıplıyormuşum falan gibi hissettim. O oldukça başarılıydı. Şarj noktasında da o yüzden benim artı puanımı kazandı %9 yedi yani. Batarya dolumu konusunda da böyle yarım saatte %50'yi dolduruyor rahatlıkla. Bir saat, bir saat 10 dakikada da %100 şarj olabiliyor. Elbette ki S21 Ultra'nın en önemli yerine geldiğimiz de şöyle hemen çevireyim de nereye geldiğimiz belli olsun. <laughs> Elbette ki kamerası. Bu kadar güzel fokus yapan, bu kadar güzel zoom yapan bir telefon kamerası daha görmemiştim. 100x Space, 10x de optik zoom yapabiliyor bir kere. Yani inanılmaz özellikleri var. Ama ben bu kadar dağıtmadan isterseniz ana kamerayla başlayalım. Ana kamerası 108 megapiksel çözünürlüğünde ve diyafram açıklığı 1.8 Ana kamera ile normalde çektiğiniz tüm görüntüler 12 megapiksel olarak kaydediliyor. Bir de isterseniz hemen böyle ayarlar kısmına dokunduğunuzda 108'i açıyorsunuz. Daha yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle hem 12'de de hem de ne bileyim 108'de inanılmaz güzel şeyler, sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Yani zaten hani bir sosyal medyaya atacaksanız 108 megapikselliği atmanın bir anlamı yok aslında. 12'de gerçekten hem renk olsun hem böyle görüntü olsun çok doğru ve çok güzel sonuçlar verdi. Fotoğraf performansından inanılmaz memnun kaldığımı söylemem gerek. Ana kamerası 108 megapikselde iki tane telefoto lens kullanıyor. İkisi de 10 megapiksel çözünürlüğünde. Bunun yanı sıra bir de 120 derecelik bir geniş açı lensimiz var. 12 megapikselde kullanıcı karşısına çıkıyor. Diyafram açıklığı 2.2. delikli ekrana yerleştirilen ön kameraya geldiğimizde ise 40 megapiksellik bir çözünürlük olduğunu görüyoruz. Bu kameranın da diyafram açıklığı 2.2. Şimdi çektiğim tüm fotoğraflar çok güzeldi. Yani özellikle mesela böyle geniş açıdan böyle 10x zoom, 30x zoom, 20x zoom yaptı 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 ve ben böyle sürekli her seferinde aa aa aa, falan oldum. Aynı zamanda 8K'da video çekebiliyor. 24 kare çekiyor ama çekiyor. Bunun yanı sıra mesela süper dengeli özelliği var. Mesela süper dengeli modunu kullandığınızda gerçekten aradaki o farkı zaten çok net hissedebiliyorsunuz. Şimdi mesela süper dengeli video çekmek istiyorum. Süper dengeliyi açtığımda ben maksimum FHD 60 çekebiliyorum. Ultra HD çekemiyorum. O zaman süper dengeyi kapatıyor ve o süper dengenin böyle kapanmış hali zaten gerçekten inanılmaz fark ettiriyor. Manzara fotoğrafı olsun, zoom fotoğrafı olsun, çektiğiniz her fotoğrafın rengi oldukça canlı ve oldukça güzel. Ben özellikle gerçekten bu kadar iyi zoomlar yapabileceğini hiç düşünmüyordum. Zaten bir kamerası hariç diğer tüm kameralarda optik imaj sabitleyici sensörü bulunuyor. Bu da sadece geniş açıda bulunmuyor. Mesela bu ikinci kamera 10 megapiksellik olan kamerası 10x optik, 100x de space zoom yapabiliyor. Ve gerçekten 100x yaptığınızda her detayı görebiliyorsunuz. 20x'ten sonra özellikle bu fazla zoom yaparken elimiz hep böyle titrer. Daha doğrusu kamera titrer. Tripod falan kullanırız mutlaka. Tripod kullanmayı önerirler. Şirketin mesela burada güzel bir özelliği var. Samsung'un kullandığı şurada mesela bir yakınlaştırdıkça mesela 20 xten sonra yapıyor bunu. Hemen burada böyle sağda bir tane kilit alanı çıkıyor. Siz o kilit alanına bastığınızda sizin nereyi çekeceğiniz belli oluyor yani çok fazla cihazı oynatmıyor. Bu sayede çok daha net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz böyle söyleyebilirim. Ama mükemmel fotoğraflar. Gecesi gündüzü ayrı ayrı çok gerçekten başarılı fotoğraflar çektim. Yani şimdi zaten görüyorsunuzdur çektiğim fotoğrafları. Hiçbir sıkıntı yok. Ancak video noktasına geldiğimizde e, demiştim 8K'da da video çekebiliyorsunuz ama tabii ki bazı böyle kısıtlamalar oluyor. Bir de gece çektiğim videolardan açıkçası pek memnun kalamadım. Yani bir karanlık, böyle bir bulanık, bir böyle görüntüler dağılıyormuş gibi. Onun dışında gece, gündüz, öğlen, karanlık, karanlıksız çektiğim tüm fotoğraflarda beni inanılmaz memnun etti. Özellikle uzun performansı dediğim gibi böyle takdire şayan diyebiliriz. Ön kamerası da bu arada yine 4K'da 60 kare video çekimi yapabiliyor. Galaxy S21 Ultra'nın ön kamera performansı bu şekilde. Ultra HD'de 60 kare çekiyorum. Galaxy S21 Ultra'nın bir de böyle gördüğünüz gibi portre video özelliği var. Ama cihazı ben tuttuğumda biraz daha uzaklaşın diye bir uyarıda bulunuyor. bunu göz önüne almazsınız. Performansını bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak şu an 16 bin lira seviyelerinde S21 Ultra'nın fiyatı. Elbette ki yurt dışına baktığımızda şu an 1100 dolardan falan çıkmış olması gerekiyordu. En son öyle hatırlıyorum. Yanlışım varsa siz beni düzeltin. Yani hadi 1200 dolarlık bir telefon diyelim 16 bin liraya satılıyor olması elbette ki üreticiler için de iyi değil. Hele tüketiciler için hiç 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 iyi değil. Bu noktada bu yüksek fiyatların bir an önce sona ermesini dilemekten başka bir seçeneğimiz kalmıyor herhalde. Böyle uzaktan baktığımız telefonlar haline gelmeye devam ediyor amiral gemisi telefonlar. Bu videoda da konuğumuz dediğim gibi S21 Ultra'ydı. Videoyu burada kapatırken kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.